Tabii. Yani şu da yani mesela konuşulmalı ama bence. Galatasaray'da rekabetin içine girecek evet. Yani. Ama bir de çok özür dilerim sevgili Melike. 6 Haziran mıydı neydi bir televizyon programında başkan bunu şey yaptı, konuşmuştu. Ben böyle takip ettim buraya gelmeden önce de biraz antrenmanlı olayım diye. Yani Mourinho, Batshuayi ile ilgili olumlu. Biz de çok memnunuz. Devam etmeyi düşünüyoruz. Bir problem yok gibi görünüyor ama tabii sonradan yeni alternatifler çıkabilir. Daha güçlü alternatifler çıkabilir ki çok doğru bir şey söylüyor Gürcan abi. Şimdi Dzeko belki alternatif olacak. Şimdi Dzeko'nun alternatifi nerede olacak? Ben bir de şu açıdan da baktım. Tabii ki bu ya sonradan açıklanır ya sonradan ortaya da çıkabilir. Yani şu an yapılan Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama da bununla doğru orantılı. Şimdi şu transfer çalımı meselesi. Geçen sene çok da yaramadı takımlar. Yani belki birkaç tane isim için evet çok nokta atışı oldu diyebiliriz ama hani rakibe kaptırmayalım diye takımda tutmak adına çok da planlamanızda düşünmediğiniz bir oyuncuyu alırsanız ya da takımda kalması için bir çaba sarf ederseniz bu sefer o profesyonel kurguyu bozmuş oluyorsunuz. Şimdi Mourinho ile birlikte bir plan yaptıysa Fenerbahçe hani sırf ezeli rakibiyle hani bu duruma gelmemek için Batshuayi tutma savaşına girseydi bence geçen sezonlarda yapılan hataların benzeri yapılıyor olabilirdi. Çünkü o savaşlar ya iki takım adına da bazı transferlerde hayal kırıklıkları yarattı. Yanılıyor muyum? Böyle isimler var, böyle oyuncular hayır canım, var. Çok doğru söylüyorsun. Değil mi? Yani eğer oyuncu oyun planında birinci oyuncu değilse ki ciddi rakamlar bunlar konuştuğumuz evet. Rakamlar. Birinci oyuncu değilse Melike'nin dediği gibi onun olmasın bende olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Aynen öyle. Çok gereksiz bir mali yük. Mesela işte şeyler açıklandı. Harcama limitleri. Evet. Şimdi geçen sezonu hatırlayın. İki takım aldılar çat 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 gittiler. Bu sezon Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 110 milyon euro galiba limiti. Sapma dahil. Lige yeni gelen takımların 10 milyon euro. Evet. Çok nasıl bunlar denk takım yapacaklar? Farklar var çok. Nasıl denk takım yapacaklar? Yani en yakın Beşiktaş galiba 60 ya 50 ya 60 milyon euro. Beşiktaş'ın da yine çok farkı var evet. Yani arada 40-50 milyon euro fark var Fener'le Galatasaray arasında. İki oturmuş takım var yani. Bir de bu arada. Yani hı hı. İki takım belli bir istimde zaten devam tabii. Edecek. Çok büyük kayıplar vereceklerini düşünmüyorum. Aynen ben. Mesela dediğin çok doğru. Yani geçen seneler 10 transferler, 12 transferler evet. Öyle gittiler. Bu sene ne diyorlar? 3 ya da 4 oyuncu evet. Alacağız diyorlar en fazla yani. 10 etabında. Biraz izleyici yorumları okuyalım mı? Neler söylüyorlar? Yasin Bey demiş ki Melike Hanım Galatasaray Batshuayi alarak Fenerbahçe'yi iki forvet almak zorunda bıraktı. Bunun psikolojik bir transfer olduğunu düşünüyorum demiş. Galatasaray adına bunu söylüyor herhalde. Çift forvet olur mu diye sormuş Fatih Bey. Biraz üzerine konuştuk ama böyle bir soru gelmiş. Batshuayi yerine gelecek forvet adayları hakkında Gürcan Bey'in bir bilgisi ya da fikri var mı diye bir soru var Mehmet Bey'den. Onu da söyleyelim ve devam edelim böyle. Ne düşünüyorsunuz? Gürcan Bilgi seninle başlayayım. Aday ya da kim olabilir? Fenerbahçe forvet transferinde nasıl bir politika izler? Bununla ilgili biraz konuşalım mı? Fenerbahçe 4 transfer yapacak. Yani ilk 11'e 4 transfer yapacak. Stoper ki bugün ismi çıktı. Konuşuruz. 6-8 bir orta saha. Kanat oyuncusu. Bir de santrafor. 4 transfer yapacak. İlk 11 için 4 transfer. İlk 11 için. Benim bildiğim şeyi aldılar. Karagümrük'ten sol bek Levent'i evet, aldılar. Bu onu kadroya aldılar. Çağlar gene Roma'dayken mesela Mourinho'nun istediği bir oyuncuydu. O da Fenerbahçe gibi Atletico'dan kiralamak istedi. Çağlar Fenerbahçe'ye geldi. Mesela Roma'dayken istedi yani Mourinho Çağlar'ı yeniden. Bence yeniden gündeme gelecektir. Çağlar transferi Fenerbahçe adına. Ama altını var ön tarafta. Yani bunun tamamen ipini teknik adamı bıraktığınız bir transfer. Mesela bu çalım çulum işleri. Size söyleyeyim Mourinho isteseydi Ali Koç tutardı Batshuayi. Evet. Yani böyle açıklıyorlar zaten. Tutardı. Yani belki de o transfer çekişmesinde oyuncunun elini de güçlendirmek istemiş olabilirler. Tutmayacaklardı. Ama ortaya bir teklif koyarak Galatasaray karşısında daha güçlü oturmasını da sağlamış olabilirler. Öyledir demiyorum yani. Sesli düşünüyorum. Bunlar olmuş olabilir.
Ama sen çok güzel bir şey söyledin. Galatasaray'ın ihtiyacı var, alıyor. Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok, bırak. Evet. Ve Batshuayi şöyle de değerli bir oyuncu. Bonservisi yok. Tabii. Yani işte biraz önce dedik ya, harcama limitleri şunlar bunlar. Yani çok cüzi bonservise, yani 1 milyon euro, 3 milyon euro neyse, yani öyle bir imza parasıyla önemli bir oyuncu. Kadronuzda tutuyorsunuz. Evet. Türkiye'yi tanıyor. İstanbul'u tanıyor. Yolları biliyor. Son dönem çok az bir maçta çok fazla bir gol katkısı yapmış. Evet. Bence şöyle de olabilir. Yani Mourinho Chelsea döneminde de beraberliği vardı ama çok uzun süreler almadılar. Yani ben şöyle düşünüyorum. Mourinho'nun mesela 6 tercihi bir kere çok atletik bir 6 ile oynamayı çok seviyor. Santroforlarda da aslında istediği tarz daha çok bu. Yani bir atlet forvetlerle, hatta iki forvetle çok oynamışlığı var. Yani yüksek adamlarla, Drogba gibi. Hı hı. Hatta Luton Town'da bir oyuncu vardı. O da ismi geçti. Eliyah Adebayor, bilmiyorum oğlum. 1.93 falan. Böyle bir forvet bence Mourinho talep edecek. Altı kesinlikle çok güçlü bir altı ile oynamayı seviyor. Ben yine söylediğim gibi burada konu bence maddi değil. Ne Fenerbahçe adına ne Galatasaray adına. Bence burada biraz oyuncunun, belki ben Mourinho'yla anlaşamayacağım ya da oynayamayacağım. Belki Okan Hoca ya da teknik ekibin Galatasaray tarafında bizim böyle bir planımız var. Senin sahada daha çok süre almanı isteyebiliriz. Bazen bir takımda, ki Batshuayi bunlardan biri değil, bir performans gösteremeyen bir oyuncu başka bir takımda, başka bir teknik adamla çok önemli çıkışlar da yapabilir. Ki az evvel saydık, yani oynadığı takımlara baktığınızda Batshuayi bedelsiz olarak bence çok isabetli bir iş. Ha, şu çalım işi, çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bence de çalım, bir kere Galatasaray ve Fenerbahçe aynı futbolu oynamıyorlar ki. Yani aynı adama ihtiyaç duysunlar. Evet. Aslında bir plan var burada. Şimdi Okan Hoca dedi ki bence ben bu planda zaman zaman iki oynayacağım, zaman zaman arkasında oynatacağım, atıyorum bunları. Bu benim işimi gör. Mourinho da dedi ki ben uzun bir forvetle oynayacağım, arkasında böyle koşucu bir adam olacağım. Bu olsa da olur, olmasa da olur dedi. Burada ayrılabilirsiniz yani. Bizim ülkede birçok kez transfer başarısı diğer takımın alamadığı oyuncuyu almak olarak, çok Mayıslardan sonra dinledik bunu. Bu sadece oyuncuya yaradı maddi olarak. Kulüplerin hiçbirine yaramadı. Yani işte bir iki tane sayabiliyoruz belki. Aa evet, bak bu oyuncuyu aldı bu takım ve başardı bunu. Rakibinde bunu istiyordu ama alamadı. İşte onun eksikliğini çekti diyebileceğimiz tabii ki var ama bir sezonda 5-6 tane çalım biraz takımları şişiriyor bence ve hataya sürüklüyor. Bu arada şu detayı verelim. Mourinho artık mesaiye başladı. Takımda çalışmalarına başlayacak. Ne zaman başlayacak?